Değerli arkadaşlar merhabalar bugünkü konumuz intihal nasıl düşürülür ee, bir çalışma hazırladınız ve çalışmanıza intihal çıktı ee, intihalin ne olduğuna ilişkin daha evvelki videolarda açıklama yapmıştım şimdi intihal çıkan çalışmadaki intihal düşürmenin ne olduğunu size anlatmak istiyorum şimdi bakın bu bir çalışmanın içindekiler kısmı renkliyle gördüğünüz kısımlarda e, turnitin sistemi bir başka yerden alındığına ilişkin eee size uyarı sinyal veriyor. Bunlar zaten konu başlıkları çok önem arz etmiyor ama eğer çalışmanızın içeriği bu şekilde ise bakın hepsi tamamen bir renk ve kırmızı olarak gösterilmiş. Bu kısımlarda intihal var demektir. Şimdi bu kısımlardaki intihali nasıl düşürebilirsiniz? Nasıl intihal oranınızı işte %70'lerden %80'lerden %15, %20'lere çekebilirsiniz. Bugünkü videoda bunu anlatacağız. Şimdi bakın ben size burada sunum şeklini hazırladım ki net bir şekilde görün. Bakın burada çizilmeyen yerlerde intihal yok. Çizilen yerlerde ise intihal var demektir. Şimdi arkadaşlar öncelikle kaç sayfanın bu şekilde olduğunu kontrol etmeniz lazım. Yani kaç sayfada intihar olduğunu zaten renklerden, Turnitin raporundan veya intihar raporundan anlayabilirsiniz. Peki intihar raporunu nasıl alabilirsiniz? Onu hocanızın size vermesi gerekir veya eğer e, intihar raporuna ihtiyacınız varsa benimle de iletişime geçebilirsiniz. Aşağıda zaten e, iletişim adreslerimi size bırakacağım. Değerli arkadaşlar öncelikle kaç sayfa olduğunu tespit etmelisiniz. Bakın şuradan başka diğer sayfaları da göstereyim. Örneğin görüldüğü üzere tamamı intihali demektir. Bunları tespit edip tekrar yeniden yazmanız gerekir. Yani intihal düşürmedeki olay Aynı anlama gelecek şekilde tekrar yazmaya çalışsanız dahi oradaki intihali engelleyemeyeceksiniz. Yani farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler kullanarak aynı anlamı verseniz dahi o da intihalin bir başka türünü oluşturmakta aslına bakarsanız. Her ne kadar e, bazı videolarda şunu söylüyorlar rast rastlıyorum. Efendim işte kırmızıyla gösterilen yeri yeniden yazalım. E, aynı anlama gelecek şekilde hatta bakın burada atıflar var. Atıfları görüyorsunuz. Atıflar da aynı olacak şekilde aynı anlama gelecek şekilde yeniden yazalım. Bu şekilde intihali düşürebiliriz diyorlar. Evet intihali düşürmüş olursunuz. Fakat intihalin bir başka türünü yaratmış oluyorsunuz. Nedir? E, aynı anlama gelecek şekilde siz kendi cümlelerinize tek bir kaynaktan alıyorsunuz ve çalışmanızın tabii ki akademik seviyesini düşürmüş oluyorsunuz. Yani kısaca e, özetlemem gerekirse bakın bu çalışmayı özellikle bu intihal çalışmayı sizin için tercih ettim ki res resmi bir şekilde görün, büyük resmi görün diye. Mesela buralarda intihal yok gördüğünüz gibi. Sadece şu cümlede var. Hangi kaynaktan alındığını zaten Turnitin raporu size gösterecektir. Buralarda yok. Bakın Turnitin raporu %46 olarak gözüküyor. Dikkat ederseniz %26'sı tek bir kaynaktan alınmış. E, bu zaten intihal demek oluyor. %11'i Kocaeli Üniversitesi'ne e, submit edilen, yüklenen bir ödevden alınmış derken rapor bu şekilde gidiyor. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. E, bu şekilde kırmızı olan sayfaları tespit edin ve yeniden yazın. Yeniden yazarken de arkadaşlar eğer tez veya makale hazırlıyorsanız tek bir kaynaktan almayın bakın birden fazla kaynaktan alıp özetlemeniz gerekmektedir. İntihar olmaması için. Çünkü tek bir kaynaktan eğer alırsanız ve farklı anlama gelecek şekilde özetlerseniz orada belki sistem yani Turnitin sistemi algılamayacaktır. Ama yine atıflardan dolayı algılayacaktır. Bakın bu atıflar Arkadaşlar bu atıflar dikkat ederseniz aynı kalmak zorunda. Aynı kaldığı zamanda ne oluyor? Sistem yine algılıyor. Yani Turnitin sistemi gerçekten zeki bir sistem. Ve benzerlik oranı görüldüğü üzere bu şekilde bakın şunu göstermiştim size zaten. Burada da dikkat ederseniz ee, uzayıp giden bir liste e, söz konusu. Yani %46 çok yüksek bir oran. %25'in üzerine lütfen çıkmamaya çalışın. Evet. Yani kısaca size özetlemeye çalıştım intal nasıl düşüreceğinizi. E, hepinize iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.